Düzenlediğimiz bu meclis toplantımız, hizmet ettiğimiz partimizi ve davamızı daha iyi anlamak, hasbihal etmek, bilmediklerimiz varsa öğrenmek, geçmişte yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi vermek ve bundan sonrası için yol haritamız hakkında istişareler yapmak için yapmış olmaktayız. Bizim davamız biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük demokrasi davasıdır. Bizim davamız Türkiye'nin bölünmez bir bütünlüğünün davasıdır. Bizim davamız milletimizin yüceltme davasıdır. Biz Türkiye'nin istikrarını, refahını, huzurunu ve emniyetini kendimize uğraş olarak belirledik. Hiç kimseler gelip olmadık. Farkımızı, hizmetlerimiz yine ortaya koyduk. Hiçbir zaman bulunduğumuz vatan sevdalısı değil, davamızın, bayrağımızın, milletimizin sevdalısı olduk. Milletimizin dertleri ve meselelerini, kendimizin dertleri ve meselelerini gibi gördük. Bize göre siyaset, millete hizmet için yapılır. Milletle beraber yapılır. Gücünü milletten alarak yapılır. Böylesine yüce bir davadır ki bu davanın karşısında adımızın, şanımızın, etiketimizin, ünvanımızın ve makamımızın hiçbir önemi yoktur. Bizim için en büyük makam bu partinin üyesi olabilmektir. Davamızı icra ederken dava adamı olmak diyoruz her zaman. Nedir bu dava adamı olmak? Bir şeyler kazanmaktan çok, bir şeylerden feragat ederek, bir şeylerden ayrı kalarak davamızın yolunda yürümek demektir. Ve bu dava öylesi küçük adımlarla da yürümez. Her zaman büyük adımlar atmak lazım. Büyük adımlar atmak için de büyük düşünmek lazım. Çok şükür büyük düşünen ve her zaman ülkemizi daha büyük, daha güzel sınıflara taşıyan bir liderimiz var. O liderin yolunda da yürümekten büyük bir onur duyduğunu belirtmek istiyorum. Tıpkı şu anda olduğu gibi büyük düşünen liderimizle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınırlarımızda güvenliğimizi artırmak için yürümüş olduğu bir barış harekatımız vardı. Çok şükür Elham Bey'den Mehmetçiğimiz orada çok kurulu bir zafer kazandı. Tabii ki siyasi devasası da bütün dünyaya, dünyadaşlar büyüktür diye yola çıktı bu yolda reisimizin önderliğinde bu barış harekatı muzaffer olmakla sonuçlandı. Ben öncelikle hakkın rahmetine kavuşan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dünün gelen şehitlerimize de selam olsun diyorum. İyi ki onlar var, iyi ki sınır güvenliğimizi koruyorlar. Allah onlardan razı olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi mazlumun yanındaki duruşumuz ve amacımız aynıdır. Sınır güvenliğimizi de asla ve asla taviz vermeyeceğimiz dile getirdik ve bunu da insanlara ve tüm dünyaya gösterdik. Rabbim tüm milletini, vatanımızı, bayrağımızı, hiçe sayakları hiçbir zaman hedeflerine ulaştırmasın. Biz her zaman Türk milleti olarak var olmaya inancımızla birlikte devam edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın yine söylüyorum, altıncılara söylüyorum. Dünya beşten büyüktür. Mottosunu bundan sonra da ileri ve 2023'te, 2053'te ve 2071'de tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz inşallah. İyi komutanlar sahada, iyi korkutucular masada, liderler ise her ikisinde kazanır. Selam şanlı mazimize, selam yarına, selam zafer ordusunun silahlarına, ey geçmişin yiğitleri, selam sizlere, ey yarınların şehitleri, selam sizlere. Allah'ın ümmet ve millet derdiyle derdini yollara düşen bu kahraman ordumuzu ve kahraman insanımızı her daim muzaffer eylesin. Birazdan izleyeceğimiz videoda bizlerin Mudanya'da nacizane milletimiz ve Mudanya'mız için neler yaptık onları göreceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Ve
sonrasında da soru cevap şeklinde devam edeceğiz programımıza inşallah. Bu zamanda ise ayrıca bizlerle birlikte yol yürüyen ve bizlere öncelikle yol yürütmeye yolumuzu açan bizim kaptanımız, il başkanımız Sayın Ayman Sanman'a, il teşkilatımıza, tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, nezdinde tüm başkan vekillerine ve tüm dağlı arkadaşlarımıza selam olsun, Allah onlardan razı olsun diyorum. İyi ki onlar var ki biz de bugün buralarda milletimiz için bir toz tanesi kadar bir şeyler yapabiliyorsak ve bu da bize ileriki yerlere ve öbür dünyada sevap halimizi yazılıyorsa ne mutlu bizlere. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak karşınızdayım. Eski bir teşkilatçıyım. Belediyemizin, Büyükşehir Belediye'mizin Mudanya'da yaptığı hizmetleri hepimiz bilmekteyiz. Mudanya'mızı her zaman destekliyoruz. Her ilçemizde olduğu gibi. Mudanya'mızı da çok seviyoruz. İhtiyaç ve gereçleri neyse karşılamak için gayret sarf ediyoruz. Ama şu anda içinde bulunduğumuz günde biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı ve bu harekattan biz büyük bir başarıyla çıktık. Bu başarının arkasında kim var? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu kutlu davayı bizlere hediye eden, bu davanın neferleri olmamızı sağlayan büyük liderimiz var. Biz de onun arkasında birlik ve beraberlikle durduğumuzu gösterdik ve desteğimizi muhakkak sürekli ispat ettik. Evet arkadaşlar, bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bizim partimizin kuruluşunda da ilk kurulduğu günlerde ilk seçime giderken söylediğimiz bir şey vardı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İlerleyerek biz ülkemizde hayal ettiğimiz gelişmeyi kazanmaya çalışarak, seçimlerden muzafferiyetle çıkarak bunu biz gösterdik. Biz hepimiz ne dedik? Siyasette hizmet odaklı davranacağız ve dedik ki, ben şahsen söylüyorum, dedim ki çok güzel işler yapılacağına inanıyorum. Bu çorba da bizim de tuzumuz olsun. Ama bu öyle bir çorba oldu ki, Halil İbrahim bereketi girdi içine. Bölgemizdeki, coğrafyamızdaki mazlumların da sesi olduk. Onların da koruyucusu olduk. Biz kendimize bir lider ararken bir dünya lideri bulduk karşımızda. Ve işte o yüzden bu liderin arkasında bizler neferleri olarak her zaman ne koltuk, ne çıkar, ne menfaat. Dün olduğu gibi bugün de, ilerleyen günlerde de onun arkasında koşulsuz şahsız dimdik duracağız ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kapı kapı çalışacağız, sokak sokak çalışacağız. Hiç gerekmezse, hiç gereği yorulmak nedir bilmeden tarla bağ bahçede çalışacağız. Zaten bunu yapmış, bunun için canını yollara dökmüş teşkilatımızı da karşımızda görüyorum. O yüzden hepinizi sonsuz sevgiyle selamlıyorum. İlçe Danışma Meclisimiz hayırlı vesile olsun diyorum. Sevgi ve saygıyla kalın efendim. Saygıdeğer ilçe başkanım, saygıdeğer Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, saygıdeğer il yöneticilerim, saygıdeğer meclis üyelerim, ilçe gençlik kolları başkanım, kadın kolları başkanım, aynı zamanda meclis üyelerim ve bu teşkilatın ana omurgaları, sevgili mahalle başkanları, danışma meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mudanya, geçmiş tarihinde büyük başarılara atmış bir ilçedir. 2023 hedeflerimizde yine biz bu başarıları atacağımızdan en ufak şüphemiz yoktur. Ancak bunun için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini, unutmamak gerektiğini net olarak ifade etmek istiyorum. Yine geçmiş dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış aramızda meclis üyemiz, abimiz Kadir abiler var. Bu başarıları o da yaşamış ve yaşatmış insanlardan biridir. Onları etmekten kıvanç duyuyorum her şeyden önce. Sözlerime çok saygıdeğer İl Başkanım Ayhan Salman'ın en içten sevgi ve saygılarını ve selamlarını
ileterek başlamak istiyorum. Hepimizin yakından takip ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Barış Pınarı Harekatı'yla başlayan süreç içerisinde, 8 günlük süreç içerisinde ciddi bir başarı, ciddi bir mesafe elde edilmiş ve Amerika'sından, Avrupa'sından tüm dünya ülkelerinin bize karşı olumsuz bir duruşlarının karşısında Türkiye Cumhuriyeti, şanlı ordumuz, büyük devletimiz ciddi bir başarı elde etmiş ve kendilerine belli bir süre verilmiş ve bu sürede salı günü dolacaktır. Bu başarı bizlerin başarısıdır. Bu başarısı Mudanya'daki bugün burada inanmış insanların başarısıdır. Ben siyasete 2002 yılında Nilüfer'de Gençlik Kolları Başkanı olarak başladım. 2002'de başladığımız inancı 2019'da nasıl taşıyorsak yine aynen devam ediyoruz. Ve bugün aynı heyecanı sizlerde de ben bugün görüyorum. Bugün pazar günü pazar kahvaltısını bırakıp AK Parti'nin heyecanı içinde olan sizlersiniz. Bu bir onurdur, kıvançtır. Bunu ne diyorlar? Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz çok ciddi sıkıntılarla uğraşmakta ve bu sorunları çözmek için var gücüyle mücadele etmektedir. Evet, ülkemizde gerek jeopolitik anlamda sorunlar vardır ve bu sorunlar bizim dirayetli duruşumuzla ortadan kalkacak ve bu sorunlarla beraber kurulması planlanan terör örgütü ve bunun yandaşlarına net bir cevap veriyoruz. Bu cevabı eğer bizler teşkilat olarak net bir duruş sergilemezsek, bir refahlık içinde hareket edersek, bizler yarın 2023, 2053, 2071 hedeflerimizde çocuklarımız ve geleceğimiz için zorlanırız. AK Partili olabilmek bir ayrıcalık, AK Parti yönetim ve kadrolarında bulunabilmek çok büyük bir onur ve kıvançtır. Bu heyecanı hepimiz var gücümüzle, mücadelemizle hissedeceğiz ve devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 7. olağan kongre sürecimiz 7 Ekim itibariyle başlamıştır. Ve diğer ilçelerimizde olduğu gibi Mudanya ilçemizde de 400 delege seçimi yapacağız. Bu delege seçimi süresi içerisinde ilçe teşkilatımızda tevazu, alçak gönüllülük başta olmak üzere partimizin değerlerine uygun olarak hiçbir sorun yaşamadan bu 400 delege seçilecek ve Ocak ve Nisan ayı arasında genel merkezimizin belirlemiş olduğu plan doğrultusunda ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu kongre süreçleri dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'de yapmış olduğu konuşmada net olarak ifade ettiği gibi her kongre bir yenilenme, yeni bir güç toplama sürecidir. Bu noktada saygı ve sevgiyi teşkilatlarımızdan hiçbir zaman eksiltmeden ve bunu yücelterek yolumuza devam edeceğiz ve var gücümüzle partimize, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize her zaman destek vereceğiz. Parti içindeki görevlerimiz ne olursa olsun, il yöneticiliği, ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı, bu görevler gelip geçicidir. Önemli olan biz partimizin ve Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflerde ve ülkemizin daha aydınlık günlerine kavuşabilmesi için yapmış olduğumuz mücadeledir. Bu mücadelede el birliğiyle desteğinizi bekliyorum. Sayın Başkan Vekilimin belirttiği gibi biz heyecanımızı hiçbir zaman yitirmeden kapı kapı insanların elini sıkarak ve onlara gönül kardeşliğini kurarak mücadelemizi
devam ettirmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Danışma meclisimizin hayırlı olmasını diler, Allah utandırmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Güzel konuşmalar için başkan yardımcımız Mücahit Bey'e teşekkür ediyoruz. Programımızın basında açık bölümü burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımız basında kapalı olarak devam edecektir. Basın mezunu arkadaşlarımıza teşekkür ederim.